Kesirler veya rasyonel sayılarla ilk çalışmaya başladığımızda kesirleri sadeleştirmeyi öğrenmiştik. 3 bölü 6 gibi bir şey gördüğümüzde, 3 ve 6'nın ortak bir çarpanı olduğunu biliyoruz. Pay 3 ama 6, 2 çarpı 3 olarak yazılabilir. Ve burada ortak çarpan 3 olduğu için, payı ve paydayı 3'e bölebiliriz veya burası 3 bölü 3'tür deriz ve götürürüz. Ve bu kesrin sadeleşmiş hali 1 bölü 2 olur. Veya 8 bölü 24'ü incelersek, bu kesir 8 bölü 3 çarpı 8 olarak yazılabilir. Bu da 1 bölü 3 çarpı 8 bölü 8 ile aynı şeydir. 8'ler sadeleşir ve 1 bölü 3 kalır. Aynı düşünceyi rasyonel ifadelere de uygulayabilirim. Bunlar rasyonel sayılar. Rasyonel ifadeler de aslında aynı şey ama pay ve payda sayı yerine değişken içeriyor. Şimdi size neyi kastettiğimi göstereyim. 9x artı 3 bölü 12x artı 4. Bu payı çarpanlarına ayırabiliriz. 3'ü dışarı alabiliriz. Payımız o zaman ne olur? 3 çarpı 3x artı 1'e eşit olur. Paydada ise 4'ü dışarı alabiliriz. Bu 4 çarpı 3x ile aynı şeydir. Artı 4 bölü 4 eşittir 1. Yani burada da deminki gibi pay ve paydanın ortak bir çarpanı vardır. Bu durumda ortak çarpan 3x artı 1'dir. Bu durumda ortak çarpan değişken içeren bir ifadedir. Bir sayı olmasa da aynı işlemi uygulayabiliriz. Sadeleştirebiliriz. Sadeleştiririz. Bu rasyonel ifadeyi sadeleştirdiğimizde bunun 3 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir örnek daha yapalım. X kare eksi 9 bölü 5x artı 15. Bu ne eşit olur? Payı çarpanlarına ayırabiliriz. 2 kare farkı var. X artı 3 çarpı x eksi 3 deriz. Paydada da 5 çarpanı var. 5 çarpı x artı 3 dedik. Yine pay ve payda da ortak bir çarpan var. Bunları sadeleştirebiliriz ama bunu yaparken çok dikkatli olmamız gerektiğine birkaç video önce değinmiştik. Bunları sadeleştirebiliriz. Bunun x eksi 3 bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama paydayı 0, dolayısıyla ifadeyi tanımsız yapan değerleri tanım kümesinden ayırmamız gerekir. Tanım kümesinden ayırmamız gerekiyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz. X eksi 3 bölü 5 ama x eksi 3'e eşit olamaz. Eksi 3 bunu 0 yapar, ifadeyi tanımsız yapar. Buna göre verilen ifade buna denk. Ama şuna denk değil. Çünkü bu x eşittir eksi 3 için tanımlıdır fakat bu tanımlı değildir. Yani bunları aynı yapmak için x'in eksi 3'e eşit olmadığı koşulunu eklemem gerekiyor. Aynı şekilde burada da bunun bir fonksiyon olduğunu varsayar, y eşittir 9x artı 3 bölü 12x artı 4 yazar ve grafiğini çizmek istersek sadeleştirdiğimizde hem pay hem de payda da 3x artı 1 çarpanı var demek isteyebiliriz. Bunlar sadeleşir. Şimdi bunun y eşittir 3 bölü 4'e eşit olduğunu söylemek isteyebiliriz. Bunun grafiği de y eşittir, y eşittir 3 bölü 4 yatay doğrusudur. Ama bir koşul belirtmemiz gerekir. Bunu 0 yapan x değerlerini dışarıda, hariç tutmamız gerekir. Ve x, eksi 1 bölü 3'e eşit olduğunda bu 0 olur. X, eksi 1 bölü 3'e eşitse bu veya bu payda 0 olur. Yani burada da x'in eksi 1 bölü 3'e eşit olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu koşul, bunu şuna eşitleyen koşuldur. X'in eksi 1 bölü 3'e eşit olmaması koşulu. Bunlardan birkaç örnek daha yapalım, güzel gidiyor. X kare artı 6x artı 8 bölü x kare artı 4x. Daha da iyisi, x kare artı 6x artı 5 bölü
x kare eksi x, eksi 2. Yine kesirleri sadeleştirirken sayılarla yaptığımız gibi pay ve paydayı çarpanlarına ayırırız. Payı çarpanlarına ayırdığımızda çarpımı 5 ve toplamı 6 olan iki sayı nedir? Aklıma gelen sayılar 5 ve 1. Buna göre payda x artı 5 çarpı x eksi 1. Ve paydamız için çarpımları eksi 2 ve toplamları eksi 1 olan iki sayı. Tabii ki aklıma eksi 2 ve artı 1 geliyor. Bu artı 1, öyle değil mi? X artı 5 çarpı x artı 1. 1 çarpı 5 eşittir 5. 5x artı 1x eşittir 6x. Burada artı 1 ve eksi 2 var. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1. Böylece pay ve paydada ortak bir çarpan bulduk. Bunlar sadeleşir ve bu ifadenin x artı 5 bölü x eksi 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunların gerçekten eşit olması için bir koşul eklememiz gerekir. X'in eksi 1'e eşit olmadığı koşulunu eklememiz gerekiyor. Çünkü x eksi 1'e eşit olursa bu ifade tanımsız olur. Bu koşulu eklememiz gerekir çünkü kendi başına bu x eşittir eksi 1 için tanımlıdır. Buraya eksi 1 koyduğunuzda bir sayı elde edersiniz. Ama bu x eşittir eksi 1 için tanımlı değildir. Yani bunun şuna gerçekten eşit olması için bu koşulu eklememiz gerekir. Şimdi biraz daha zor bir örnek yapalım. 3x kare artı 3x eksi 18 bölü 2x kare artı 5x eksi 3. Burada 1 dışında bir katsayısı olan ifadeleri, 1 dışında bir katsayısı olan ifadeleri çarpanlarına ayırmak daha zordur ama biz bunu yapmayı öğrenmiştik. Gruplama yöntemini kullanabiliriz. Bu gruplama alıştırması için iyi bir fırsat. 3x kare artı 3x eksi 18'i çarpanlarına ayıralım. İki sayı bulmamız lazım. Burada gruplama tekrarı yapıyoruz. Çarpımları 3 çarpı eksi 18 veya kısaca eksi 54 olacak, öyle değil mi? 3 çarpı eksi 18 eksi 54. Ve topladığımızda a artı b 3x olmalı çünkü 3x'i ax artı bx olarak ayıracağız. Peki bu iki sayı ne olabilir? Çarpım tablomuzu düşünelim. Sayıların farkı 3 olmalı. Biri pozitif, diğeri negatif olacak. 6 çarpı 9 eşittir 54. A'yı 9, b'yi de eksi 6 yaparsak olur. 9 eksi 6 eşittir 3. 9 çarpı eksi 6 eşittir eksi 54. O zaman bunu yeniden yazalım. 3x kare artı 9x eksi 6x eksi 18. Burada yalnızca 3x'i 9x eksi 6x olarak ayırmış oldum. Bu ifadeyle şu ifade arasındaki tek fark 3x'i 9x eksi 6x olarak ayırmış olmam. Bu ikisini topladığınızda 3x elde edersiniz. Burada yazdığım şekliyle parantezleri yok sayabilirsiniz. Bunu yapmamın sebebi gruplama yapabilmek. Genelde hangi terimleri birlikte gruplayacağımı pozitif ve negatif katsayılara veya ortak çarpanlara göre belirlerim. İkisinin de 3 çarpanı var. Aslında bu durumda fark etmez ama buradaki 9 ilgimi çekti çünkü ikisi de pozitif. O zaman soldaki ifadeyi 3x parantezine alalım. Bu ifadeyi 3x parantezine alırsak bu 3x çarpı x artı 3 olur. Ve bu ifadeyi eksi 6 parantezine alırsak eksi 6 çarpı x artı 3 elde ederiz. Ve gruplamamızın başarılı olduğunu görmüş oluruz. Bunu 3x eksi 6 çarpı x artı 3 olarak yazabiliriz. Bunları bu terimlerin her biriyle çarptığımızda şuradakini elde ederiz. Buna göre payı 3x eksi 6 çarpı x artı 3 olarak yazabiliriz. Şimdi paydayı çarpanlarına ayıralım.
2x kare artı 5x artı 3'ü çarpanlarına ayırmak için çarpımları 2 çarpı 3 yani 6 ve toplamları 5 olan iki sayı bulmam gerekiyor. Buradaki sayılar net bir şekilde 2 ve 3 olacak. O zaman bu ifadeyi 2x kare artı 2x artı 3x artı 3 olarak yazabilirim. Buraya parantez koyarsam ortak çarpanları 2 olduğu için 2'yi 2 ile, ortak çarpanları 3 olduğu için 3'ü 3 ile gruplarım. Bu 2, bu da 3. O zaman burada 2x parantezini alabiliriz. 2x parantezini aldığımızda 2x çarpı x artı 1 artı, burada da 3 parantezini alırız, 3 çarpı x artı 1 buluruz. Demek ki doğru grupladık. Ve bu eşittir 2x artı 3 çarpı x artı 1. Yani paydayı da çarpanlarına ayırabildik. Ama bir yerde bir yanlışımı buldum. Buraya eksi 3 yazmıştım. Şuraya ise artı 3 yazmışım. Evet, bu bayağı kötü bir hata olurdu. Videoyu baştan yapmam gerekebilirdi. Bunları hepsini sileyim. Bu 2x kare artı 5x eksi 3. Yine a çarpı b eksi 3 çarpı 2 yani eksi 6'ya eşit olmalı. Ve a artı b 5'e eşit olacak. Bu durumda 6 ve eksi 1'i almak daha doğru görünüyor. 6 eksi 1 eşittir 5, 6 çarpı eksi 1 eşittir eksi 6. Evet, bu çok kötü bir hata olurdu. Burada 2x kareyi 6 ile birlikte grupluyorum çünkü ortak bir çarpanları var. Artı 6x eksi x, bu da eşittir 5x eksi 3. 5x ayıracağım sayıları bulmam yeterli. 6x eksi x'i 5x olarak bulmuştum. Şimdi buraya parantezler koyarsak, ilk terimi 2x parantezine alabiliriz. 2x çarpı x artı 3. Burada da eksi 1'i dışarı alabiliriz. Eksi 1 çarpı x artı 3. Gruplamamız başarılı. 2x eksi 1 çarpı x artı 3. Yani buradaki payda 2x eksi 1 çarpı x artı 3. Yine pay ve payda da ortak bir çarpan x artı 3 var. Ama x'in eksi 3'e eşit olmadığı, eksi 3'e eşit olmadığı koşulunu eklememiz lazım. Çünkü bu, bunun tamamını 0 yapar. Düzeltiyorum, 0 değil, tanımsız yapar. Çünkü 0'a bölmemiz durumunu yaratır. Bu nedenle de x'in eksi 3'e eşit olmadığını belirtmemiz gerekir. Yani bu ifade, x'in eksi 3'e eşit olmaması koşuluyla 3x eksi 6 bölü 2x eksi 1'e eşittir. Evet, umarım ilginç bulmuşsunuzdur. Hoşça kalın.